Ben sürekli yemek yeme halinde olayım ama aynı zamanda kilo vereyim. İmkansız. Yani mutlaka birilerinin şu anda ekmeğine dokunuyorum. Bunun farkındayım. Ama lütfen ekmeğinizi sağlıklı yollardan kazansınlar. Yemeği tam yiyin ki tatlıya gerek kalmasın. Kaldıramayacağınız taşın altına elinizi sokmayın. Eliniz o taşın altında kalır. Muhammed Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kübra, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, yine beraberiz. Aynen öyle, şekeri konuşmuştuk. Şimdi yine çok merak edilen ve tüm dünyanın yaşadığı bir sorun kiloyu, obeziteyi konuşacağız. Sağlıklı kilo nasıl verilir hocam? Böyle bir yöntem var mı yani, sağlıklı kilo nasıl veririz? Aslında sağlıklı kilo verme diye bir tabir yok. Sağlıklı yaşama diye bir tabir var. Yaşam biçimi yapalım yani. Aynen öyle, sağlıklı yaşayınca zaten bizim diyetimizde, hani yaşam tarzımızda bazı değişiklikler yapınca biz doyma noktasına ulaştığımızda, yani o olan iştah zaten bir yaşam enerjisi demektir. İştah olması gereken bir şeydir. Hocam bir de şey var, diyet yapmayı sürekli yaşam biçimi haline getiren ama hani kilo veremeyen, işte diyet yapıyorum diye sürekli gezen, asla da kilo veremiyorum diyen. Böyle bir durum mümkün mü yani, asla kilo veremiyorum demek kendini mi kandırıyor kişiler? Aslında kısmen mümkün. Mesela zamanla bazı obez bireylerde insülin direnci gelişebiliyor. Zaman içerisinde tüketilen basit karbonhidratlar, şekerli ürünler yüzünden vücutta insüline karşı bir direnç gelişiyor. Artık insülin iş yapamaz hale geliyor. İnsülin iş yapamayınca da kişi kilo veremiyor. Kilo vermeye çalıştığında vücut bu kiloyu koruyor, yağları yakamıyor. Yağların yakılması zorlaşıyor. Bunun yenmek için her zaman için biz egzersizi tavsiye ediyoruz. İnsülin direncini yenebilmek için. Fakat bazı bireyler gerçekten insülin direncini yenemeyip kilo veremedikleri için onlarda bazen hani karbonhidratlardan tamamen proteinli yağlı ürünlere doğru geçiş ve lifli beslenmeye geçiş, bazen ilaç tedavisi, kısa bir süre ilaç tedavisiyle insülin direncini baskılayan ilaçlarla yola devam edilmesi gerekebiliyor. Hocam bir de diyet listeleri şu an sosyal medyayı kullanan herkesin bir şekilde önüne düşüyordur. O listelerde de gördüğümüz şey var, işte ara öğünlerle birlikte çok fazla bir besin tüketimi. Bana göre bile çok fazla geliyor. Yani diyet yapmıyorum, yapsam bu kadarını yiyemem diyorum. Sizce o diyet listeleri ne kadar şey? Tabii diyetisyenler var, diyetisyenler veriyor ama bir de böyle ayrı bir şey de var. Yani ara öğünlerle birlikte çok fazla bir beslenme şeyi. Ben kardiyoloji istisnasımı bitirdikten sonra kardiyolojide okuduğum kaynak kadar beslenme ile ilgili kaynak okudum ve bu konuda hani kısmen söz alabileceğimi düşünüyorum ve şunu söylemek istiyorum. Biz zamanında gerçekten yanlış yaptık. Çünkü biz insanlara şunu söyledik. Eğer zayıflamak istiyorsanız önce acıkmamalısınız. Sonradan biz otofajiyi keşfettik. Otofajiyi keşfedince aslında o açlığın bir tedavi olduğunu, kısa süreli de olsa aralıklı açlıkların bir tedavi olduğunu, insülin direncini düzelttiğini, vücuttaki o kolesterol plaklarını kısmen gerilettiğini, karaciğer yağlanmasını düzelttiğini, tansiyonumuzu düşürdüğünü, kolesterolümüzü düşürdüğünü fark ettik. Yani sürekli tok olmak kesinlikle istediğimiz bir eylem değil. Tamam, yemeğinizi tam bir öğün şeklinde yapacaksınız. Zaten iyi bir öğün yapınca 7-8 saat acıkmayacaksınız. Ama siz öğününüzü sabah bir tostla ya da bir poğaçayla, poğaçanın yanında bir meyve suyuyla geçiştirirseniz 2 saat sonra açlık krizine boğuşursunuz. Ama tam bir öğün yaparsanız kahvaltı, yani illa sabah 8 yapmamız şart değil. Kısmen geciktirebilirsiniz. 10'da yapın, 11'de yapın. Ama kahvaltıyı yapın. Kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltıyı atlayan bir bireyin gün boyu metabolik hızı düşük kalır. Diyet listelerinde şöyle bir handikap var. Ara öğünler çok fazla. Gün içinde 6 öğün, 7 öğün beslenme olmaz. Gün içerisinde 2 öğün beslenilir, maksimum 3 öğün beslenilir. Ara ara lifli besinler, mesela bir avuç ceviz olabilir, badem olabilir, fındık olabilir ve meyve olabilir. Fakat çok sık değil, tüketilebilir. Ama bu hiçbir zaman rutine binilmemeli. Yani işte arada 2 tane kraker, arada bir grisini. Bir insanlarda şöyle bir yanlış anlaşılma var. Şöyle zannediliyor. Hani diyetisyene zayıflamak için gidilir. Diyetisyene sağlıklı beslenmeyi öğrenmek için gidilir. Adı üzerine beslenme ve diyetetik. Ne diyoruz? Sağlıklı diyet diyoruz. Hani ben insanlara sağlıklı bir diyet yapın dediğimde sanki kilo verinini kastetmişim gibi anlaşılıyor. Aslında bu değil. Sağlıklı beslenmeyi öğrenin demeye çalışıyorum. Ve metabolik hastalıkların birçoğunda diyetle beraber çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz aslında hastalıklarımızın çoğu, bakın, enflamatuar hastalıklar, kalp hastalıkları, damar hastalıkları, şeker hastalığı, stres, anksiyete problemleri, panik bozuklukları çoğu aslında bir beslenme problemi. İyi beslenemediğimiz için, yanlış beslendiğimiz için hasta oluyoruz. Aslında yediğimiz şeyler bizim sağlığımızdan sorumlu. Yani diyet listelerindeki sürekli yiyin, ara öğün yiyin, acıkmayın. Ben de onu soracaktım. Aralıklı oruç, az önce de bahsettiğiniz, onu doğruluyor musunuz?
Aralık Oruç aslında şöyle, yakın zamanda bir çalışma yayınlandı. Büyük bir meta analiz, çok fazla çalışmanın bir araya getirilip yapıldığı bir çalışma. Bu çalışmada şu görüldü. Açlık süresi 13.2 saatin üzerinde olanlarda inanılmaz hızlı bir şekilde insüline karşı bir sensitivite, bir duyarlılaşma gerçekleşiyor. Hani insüline karşı bir direnç gelişiyor diyoruz ya, insülin direnci diyoruz. Kan basıncı kendiliğinden düşmeye, nabız kendiliğinden düşmeye, vücudun oksidan seviyesi azalmaya, antioksidan seviyesi yükselmeye başlıyor. Bunun için kritik süremiz 13.2 saat. Fakat buradaki mantık şöyle olmamalı. Mutlaka ama mutlaka ben aç kalmalıyım. Değil. Sabah uyandınız, 6'da mı uyandınız? Kahvaltınızı 9'da yapabilirsiniz. Ama 8 saat sonra mesela, akşam 5 ile 6 gibi tam bir öğün yapmalısınız. Burada aralıklı oruçun mantığı şudur. En büyük mantık şudur aralıklı oruçta. Uykunun, yani uykudaki 8 saati işin içine katarak, uykudan önceki 3 saati, uykudan sonraki 3 saati ekleyerek bir açlık periyodu oluşturmaktır. Sadece bu 16 saatlik açlık süresi aslında açlık değil. Zaten uyuyoruz çoğunda. Aynı öyle. Tokluk arasındaki boşluklar inanılmaz bir şekilde nabız, tansiyon, kan şekeri ve birçok metabolik parametremizin düzelmesini sağlıyor. Yoksa aralıklı orucu şöyle büyütmemek lazım. İşte şu diyeti yaparsam çok kötü, aralıklı oruç en iyisi değil. Kalori kısıtlaması dediğimiz şey aralıklı oruçlukta da var. Mesela haftada 2 gün az beslenmeyi biz öneriyoruz. Günde tek öğün bile olabilir. Tek öğünün mantığı şu değildir. Hani OMAD diyeti diye geçer. Günde tek öğün diyeti. Hani ben bir sefer besleneceğim günde. Öğlen yiyeceğim ya da ikindi vakti yiyeceğim ama 3000 kalori alacağım. 2500 kalori alacağım. Zaten tüm kilo verme diyetlerinin ortak mantığı şudur. Kalori az da olsa kısıtlamak ve biraz da işlenmiş gıdalardan, basit gıdalardan kompleks gıdalara doğru geçiş yapmak. O zaman o yanlış yani. İşte ben bir öğün ya da aralıklı oruçta da gidip her şeyi yersem, günde iki öğün ne bulduysam yedim. Olmuyor. Ben aralıklı oruç yapacağım ama çok yiyeceğim. Evet. Akşam 6'da yiyeceğim, ne de olsa yatana kadar bir şey yemiyorum, her şeyi yiyeceğim. Değil. Et bizim için yasaklı bir madde değil. Özellikle beyaz et çok faydalı. Lifler, çorbalar, salatalar bizim için yasaklı şeyler değil ama ben çok yiyeceğim. Çünkü yarın sabaha kadar ne de olsa bir şey yemiyorum. Değil. Zaten akşam 6'dan gece 11-12'ye kadar 6 saatlik bir süre var. Zaten uykuda olacaksınız. Kimse gece saat 3'te ben çok acıkmışım gidip bir şeyler yiyeyim demez. Önemli olan uykuya kadar kendinizi bir tokluk hissiyle yatağa göndermektir. Ama sürekli mesela akşam 4'te yemek yenmez. 4'te yemek yediğinizde mutlaka gece 11 gibi acıkacaksınızdır. Burada kritik sürede 7 en fazla 8 saat. Yani 8 saatlik bir tokluk hissi bizim için yeterli. Ama bu süre daha da uzarsa bu sefer acıkma atakları olabilir. Akşam saat 10-11 gibi kendimizi buzdolabının kapısında bulabiliriz. Diyet bir mucizedir. Yediklerimizden sorumluyuz. Yediklerimiz aslında bir bilgidir. Evet. Ne yediğimizi bilmeliyiz. Aynen öyle. Ve bu bir informasyondur. Vücuda giren her gıda vücudu işlemeye başlar. Her gıda bir ilaçtır. Biz ilaç almak istemiyorsak yediğimiz gıdalara da dikkat etmemiz lazım. Her zaman arkadaşlarıma şunu da söylüyorum. Diyetisyen arkadaşlara da bunu öneriyorum. Bakın kronik hastalıklara, kronik enflamatör hastalıklara kastetmiyorum. Kronik ve ciddi hastalıklara girmeyin. Yani bir kişiye işte sen kansersin, sen şunu iyileşeceksin demeyin. Bunlar ciddi konular. Senin damar tıkanıklığın var, işte sen vegan beslen damar açılacak demeyin. Bunlar büyük yanlışlar. Yani kaldıramayacağınız taşın altına elinizi sokmayın. Eliniz o taşın altında kalır. Hocam bir de mide ameliyatı olayını soracağım. İşte mideye kelepçe taktırma, mide ameliyatı olma. Bu dışarıdan müdahale ne kadar sağlıklı? Ya elbette bir kişinin en ideali iradesiyle kilo vermesi. Ama bazen ciddi metabolik problemler olabiliyor. Mesela kişi 150 kiloya ulaşıyor. Şeker hastası oluyor. Yani yenmeye çalışıyor, yenemiyor. Yani kolaya kaçış olmamalı. Bunu mutlaka söylüyorum. Kişi öncelikle kendi iradesiyle kilo vermeyi bir denemeli. Kilo vermeye çalışırken de yani sonuna kadar kalorileri sıfıra indireyim, agresif diyetler yapayım, su diyeti yapayım, şok diyeti yapayım, bu tür şeylere girmeden yavaş yavaş kilo vermeli. Yani bu iş olmamalı. Ben ayda 2 kilo, 3 kilo veriyorum. Ya taktirin bir kelepçe, taktirin bir balon, gireyim midemi yarısını aldırayım, 3 ayda 50 kilo vereyim. Aslında o giden kilonun büyük bir kısmı tam yağlardan gidiyor, kaslardan da gidiyor. Obezite cerrahisi sonrası korktuğumuz şeylerden bir tanesi sarkopeni. Tabii bunun önüne geçmek için çeşitli diyet önerilerinde bulunuyoruz. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz ama ne yaparsak yapalım sarkopenin önüne ciddi bir biçimde geçemiyoruz. Kişinin egzersiz yapması, kas potansiyelini koruması gerekiyor. Elbette kilonun büyük bir kısmı yağlardan veriliyor. Fakat yani bu tür agresif diyetlere kadar öncesi yapacak çok şeyimiz var. Bazı ilaçlar da var. Hani bu metabolik yolları düzenleyici ilaçlar da var. İşin en son olması gerekiyor. Yani kolaya kaçmak her zaman için bir çözüm değil. Çünkü biliyoruz ki kelepçe, balon gibi şeylerden sonra tekrar kilo verme bir süre sonra durabiliyor.
ya o hissiyatı baskılamadıkça, yaşam tarzımızı değiştirmedikçe o kilo problemi yine eninde sonunda bizi bekleyecektir. Hasta söyler, hocam 50 kilo verdim, kilo vermem durdu. Hep söylerler bunu. Hocam kilo vermem durdu. Peki sonra? Hocam ne güzel kilo veriyorduk, durdu. Kilo vermez, durmadı aslında. Verebileceğiniz kilo verdiniz, metabolizmanız yavaşladı, artık vücut veremiyor. Burada vücuda yardım etmek lazım. İnsülin duyarlaştırıcı lifle, proteinle, yağlı gıdalarla beslenip vücudu doyduğu yerde bırakıp acıktığı yerde yedirmek lazım. Yani ben sürekli yemek yeme halinde olayım ama aynı zamanda kilo vereyim. İmkansız. Hocam bir de şey var, yesem de kilo alamıyorum diyenler, bir de ben şey duymuştum, kilo almak vermekten daha zor. Siz buna ilgili ne diyorsunuz? Gerçekten öyle. Hani bazen insanlar sinir olur değil mi buna? Uçurumdan aşağı atası gelir. Yani nasıl ya yiyorsun, kilo veremiyorsun, baklava da mı yemiyorsun, evet, şundan her yemiyorsun? Her şeyi yiyorlar, yine kilo almıyorlar. Aslında bu bireylerde şöyle bir durum var. Metabolik bir problem yoksa bazı durumlar var. Bunlar organik problemler. Bakın yine olay organik problemlere geldi. Bir kişinin tiroid problemi varsa, tiroidi hızlı çalışıyorsa bu kişi kilo almakta zorlanacaktır. Yani tiroid bozukluğu olan birinin ya işte ye kilo alırsın demek kolay değil. Çünkü metabolizması çok hızlı. Bunun tabii ki bazı bedelleri de var. Metabolizmasının hızlı olması her zaman çok istenen bir şey değil. Bazı hormonal problemler olabilir. Yani hormonal bozukluklar yüzünden kişi yese bile kilo alamayabilir. Bu en başta bir avantaj gibi gözükebilir ama kemikleri zayıflar, kasları zayıflar. Kişide her ne kadar dışarıdan bakıldığında fit bir vücuda sahip oluyor gibi gözükse de kronik hastalıklar kapıda bekler. Beslenme bir bilgidir ve bizim o bilgiye ihtiyacımız var. Yani yememek doğru bir şey değil, yememek güzel bir şey değil. Yemesine rağmen kilo alamayan bireyler de var. Onlarda yine yüksek proteinli ve yağlı bir diyete geçtiğimizde artı egzersiz programı ile bu kişiden kilo alabildiğini görüyoruz. Çünkü mesela kişinin zaten mide hacmi küçük, acıktığı zaman kan şekeri de düşüyor, hızlı düşüyor. Burada bir tatlıya, bir karbonhidrata sarılıyor. Ve mide küçük olduğu için zaten 3-4 saatlik bir süre ona yetiyor. 3-4 saat sonra yine bir atıştırmalıkla idare ediyor. Tam bir öğünle beslenemiyor. Yani yese aslında şöyle bir kırmızı et yese, beyaz et yese, bir volümlü bir salatasını yese hem mide hacmini kısmen artmasına hem metabolizmasının hızlanmasına, aslında yedikçe yiyesi gelir derler ya, yedikçe yiyesi gelecek aslında. Bu bireyler aslında araştırılmış. Gerçekten bu bireyler yemesine rağmen bir şey alamıyor mu diye. Sonra bakılmış ki aslında su içsem yarıyor diyenler aralarda çok kaçırıyor. Aslında ne yesem de alamıyorum diyenler aslında çok yemiyor. 2 gram yiyip bırakıyorlar. Aynı öyle. Aslında çok yemiyorlar. Sporun burada da inanılmaz faydası var. Spor aslında bir iştah açıcıdır. Egzersiz inanılmaz iştah açıcı potansiyeli var. Kalori yakınca zaten vücut istiyor. Tabii aynı öyle. Spordan çıkarken inanılmaz bir protein ve karbonhidrat iştahı olur. Çünkü kaslar bunu istiyor. Kasların en hızlı yaktığı karbonhidratlardır. Biz sporcu beslenmesini tamamen ayrı tutarız. Sporcularla spordan önceki 45 dakika içerisinde mesela karbonhidratlı bir beslenme modeli uygularız. Neden? Çünkü karbonhidrat kasların en hızlı yakıtıdır. Ama şeker demedim bakın. Karbonhidrat dedim. Yani kompleks karbonhidratlar. Mesela bir muz olabilir, kayısı olabilir. Ya da onların kendi bazı özel besinleri olabilir. Karbonhidrat içeriği olmalı. Spor yaptıkça kişinin o açlık ihtiyacı artacak. Kişinin yeme isteği artacak ve daha fazla yemeye başlayacak. Ama burada dikkat edilmesi gereken şu. Spor yaptım, iştahım arttı. Tutup tatlı yiyeyim değil, bir öğünle beslemek lazım. O zaman zayıf olmanıza rağmen hasta olursunuz. Hocam obezitede tüm dünyada büyük bir sorun haline geldi. Türkiye'de bu ne durumda? Türkiye, Avrupa'da birinci. Yeni bir çalışma yayınlandı. Yaklaşık çok bir büyük ay önceydi. Bir şey değil mi? Avrupa'da birinciyiz. Avrupa'da en yüksek kardiyovasküler riske sahip toplumuz. Kalp riski en yüksek toplumuz. Çünkü akraba evliliklerimiz de fazla. Kötü genler hep akrabalar arasında birbirine aktarılmış durumda. Türk toplumunun iyi huylu HDL kolesterolü dünya ortalamasının altında. Çok fazla akraba evliliğimiz var. Bu kötü genleri, kirli genleri bir şekilde birbirimize bulaştırmışız. Tansiyon ortalaması çok yüksek. Türkiye aslında geçmiş zamanlar bakıldığımızda daha hareketli. Yani kırsal alanda yaşayanlar daha fazla. Fakat son zamanlar kentsel göçün artmasıyla, hani köyden kente göçün artmasıyla beraber hareketimiz azaldı. Trafikte geçirdiğimiz zaman arttı. Stresimiz arttı. Daha doğal besinlerle beslenirken daha işlenmiş, daha kalorisi düşük ama istenme miktarı daha yüksek ürünlerle beslenmeye başladık. Doğalı unuttuk. Doğalı unutunca da bunun bir bedeli oldu. Ve Türk toplumu inanılmaz fazla şekilde sigara tüketiyor. Avrupa ortalamasının çok daha üzerindeyiz. Hep derdik hani dumansız hava sahası, sigara bırakanlar artıyor.
sigaraya başlama oranı son yıllarda çok arttı. Sigara bizim düşmanımız. İtalyan iki katı. Hep İtalyanlar sigara içiyor diyebilirler ya. Ben nargile, elektronik sigara. Hani başka bazı ürünler de var bunlar. Bunların hepsi zararlı. Hepsi kalp damar sağlığı üzerine inanılmaz derecede toksik ürünler bunlar. Tüketmemek gerekiyor. Türk toplumu obez bir toplum, Türk toplumu riskli bir toplum. Dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman şunu sorayım. Ne yemeliyiz, ne yememeliyiz sağlıklı beslenmek için böyle spesifik? Spesifik şöyle, aslında şöyle. Olabildiğince çeşitlendirmeliyiz. Kilo bunun vermek için yapılmış. Tabii. 1940'larda Akdeniz civarında yaşayan Amerika toplumu bakmışlar ki erken hasta olmaya başlıyor. İşlenmiş ürünler önce orada tüketilmeye başlandı. Şeker kamışı ilk orada üretildi. Hamburgerler ilk orada başladı. Amerika erken hasta olmaya başlarken hani 7 okyanus ülkesi, 7 deniz ülkesi dediğimiz ülkeler, bunların içerisinde Fransa, İtalya, İspanya ve kuzey ülkeleri, bunların içinde olduğu ülkeler, bu 7 ülkenin kolay kolay hasta olmadığı görüldü. Daha uzun yaşadıkları görüldü ve bu bireyler Amerika'nın aksine yüksek oranda yağla besleniyorlardı, yüksek oranda proteinle besleniyorlardı ve kolay kolay o işlenmiş ürünleri tüketmiyorlardı. Ve bunun adını verdiler. Bu bir Akdeniz diyetiydi. Akdeniz diyeti çeşitlilik diyetidir. Akdeniz diyetinde doğal ürünlerden özellikle yasaklı olan ürün neredeyse yoktur. Beyaz et bol miktardadır. Kırmızı et az da olsa vardır. Olabildiğince fazla miktarda lifli ürün vardır. Zeytinyağı günde en az bir kaşık olmalıdır. Yemekler eklenmelidir. Bitkisel yağlardan, o diğer işlenmiş bitkisel yağlardan uzak durulmalıdır. Yemeklerimizi olabildiğince zeytinyağıyla yapmalıyız. Bunu zaten ben söylemiyorum. Akdeniz diyeti denen bir diyet var. Ve bunun bir DAŞ diyeti dediğimiz versiyonu da var. Bu DAŞ diyetinde protein ve yağ oranı daha yüksek ve Akdeniz diyetinden daha uzun yaşadıkları görmüş bu diyeti uygulayanlar. Peki bu haftada 10 kilo verdiren diyet listeleri, işte kabak detoksları ya da az önce söylediğiniz direkt su diyeti gibi şeyler sağlıklı mı sizce? İnsanlar bir anda yemeği bırakınca zaten 2-3 kilo veriyor. Sonra işte ben çok kilo verdim, bu diyet işte arkadaşlarına da öneriyor. Diyetisyenler ya da işte bunu sadece para için yapanlar da sana işte 10 kilo verdireceğim, 20 kilo verdireceğim gibi şeyler söylüyor. Sizce bu durum ne? Taş baş oldurtuyorlar bize. Yani hızlı kilo verden her şey hızlı kilo aldırır. Su diyeti yaparsınız. Yani toplumda bunu yapanlar var ve yetkililer bunu görüyor ve bir şeyler yapılması gerekiyor. Ya ben gidip o kişinin boğazına sarılamam. Ben sen ne yapıyorsun diyemem artık bir süre sonra. Ve inanılmaz fazla şekilde hani bir popülizm oluşmuş durumda. Çünkü insanlar kilo veriyorlar gerçekten. Yani hiçbir şey yemeyip sadece su içerseniz gerçekten kilo verirsiniz. Metabolik problemler sizi kapıda bekler. Hastalık da arkasından gelir. Aynen öyle. Beslenme bir bilgidir. Bizim o bilgiye ihtiyacımız var. Yani ben hiçbir şey yemeyeyim, kilo vereyim. Kaslar gitti. Kemikler eridi. Alzheimer riskiniz arttı. Kalp damar hastalığı riskiniz arttı. Çünkü vücut ciddi bir şekilde strese maruz kalıyor. Hani beslenerek kilo vermek başka bir şey. Hiçbir şey yemeden kilo vermek başka bir şey. Hiçbir şey yemeden kilo verebilirsiniz ama hasta olursunuz. Ve bu programı bıraktığınızda zaten sürekli devam edebileceğiniz bir program değil. Hiçbir şey yemeden nereye kadar gidebilirsiniz? En fazla 1 ay, 2 ay, 3 ay. Bir süre sonra eski yeme düzenine kavuştuğunuzda daha fazla yemeye başlarsınız. Metabolizmanız düşmüş olduğu için eskiden daha hızlı kilo alırsınız. Ve bu sefer uzun süre düşük metabolizmada yaşadığınız için artık kilo veremez hale gelirsiniz. Bu tür şok diyetlere girmeyin. Şunu içersen kilo verirsin. İşte şunu içiyormuşsun, isim vermek istemiyorum. Şunu içiyormuşsun, sonra istediğin kadar yiyormuşsun. Çok yanlış. Her şey doğal olmalı. Ben poliklinikte hastalarımda bunu görüyorum. Yani bu şok diyetleri, agresif diyetleri yapanların sonra da nasıl kilo aldığını, nasıl hasta olduklarını görüyorum. Bunun pazarlayıcıları var. Yani mutlaka birilerinin şu anda ekmeğine dokunuyorum, bunun farkındayım. Ama lütfen ekmeğinizi sağlıklı yollardan kazansınlar. Hocam, bu kısımda takipçilerimizin merak ettiği doktora sor doğrusu ne gibi bir şey yapacağız. İlk sorumdan başlıyorum. Paketli gıdalar bu GDO içeriği çok barındırıyor mu, sağlıklı mı diye bir soru var. Her paketli gıda zararlı değildir. Sonuçta şehirde yaşıyoruz ve eninde sonunda marketlere muhtacız. Fakat bizim elimizde olan şeyler var. Paketli gıdaların içeriğini okumak. İçeriğini beyan etme zorunluluğu var firmalarda ve bize bunu beyan ediyorlar. Sadece arkasını çevirip içinde ne olduğuna bakmamız lazım. Zamanla farkındalığımız çok gelişecek. Önce bakacağız ki bu ürünlerin çoğunu tanımıyoruz. Ne var, ne koymuşlar, bir sürü E maddeleri var. Fakat zamanla bu E maddelerin ne olduğunu, hangisinin zararlı, hangisinin zararsız olduğunu görebiliriz. En basitinden yulaf ezmesi bile pakete girmiş bir ürün. Fakat yulaf bizim için zararlı bir ürün değil. Pakete girmiş ürün dediğiniz mesela işlenmiş et ise çok zararlı. Krakerler, bisküviler, çikolatalar ise çok zararlı. Ama yine bir paketli ürün olan bitter çikolata çok faydalı. Önemli olan paketlenmiş olup olmaması değil, paketin arka yüzünde ne yazdığı.
Hocam bir de çölak hastalığı hakkında bilgi verir misiniz diye sordular. Çölak hastalığı aslında bir gluten enteropatisi dediğimiz durum. Vücuda yediklerimizle beraber ortaya çıkan gliadin denen bir madde var yediklerimizde. Özellikle bu mesela buğdayda var, bulgurda var. Bu tür ürünlerde bulunan bu gliadin maddesine karşı vücut tolere edemez antikor üretmeye başlar. Ve bağırsaklardaki villus dediğimiz emici hücreler dağılmaya başlar. Bunun bir de romatolojik hastalık versiyonu da var. Tüm organlarda tutulumlar olabilir. Çölyak ciddi bir hastalıktır ve kronik hastalıktır. Moda olmasının nedeni gluten diyetleriyle beraber, yani glutensiz diyetlerle beraber çölyak hastalığının tanınır hale gelmesidir. Aslında gluten diyeti yapmak için çölyak olmanız şart değil. Çölyak başka bir konu, gluten başka bir konu. Çünkü glutenin de suçlandığı bazı konular var. Yine glutensiz beslenebilirsiniz. Fakat çölyak hastaları gluteni asla almamalı. Çünkü gluten onları inanılmaz bir şekilde hastalığını hızlandırabilir ve onların kalp damar hastalığı riskini de arttırabilir. Peki bağırsak sağlığı için ne yapılmalı? Bağırsak sağlığı için karbonhidratlardan uzak durmalıyız. Lifli beslenmeliyiz, stresimizi kontrol etmeliyiz, uykumuza dikkat etmeliyiz. Olabildiğince fazla miktarda işlenmiş gıdalardan kaçınmalıyız. Lif eşittir faydalı bakteri demektir. Lif vücutta suyu tutar. Biz lifli beslendikçe bağırsaklarımızdaki suyun tutulum miktarı artar ve kabızlık gibi şikayetlerimiz azalır, gaz problemlerimiz azalır ve bağırsak kanseri riskimiz azalır. Hızlı insülin yükselmeleri, inişleri düşer ve insülin direnci, diyabet riskimiz azalır. Lifli beslenme eşittir bağırsak sağlığı ve prebiyotikler, probiyotikleri de mutlaka tercih etmeliyiz. En iyi probiyotik de yoğurttur, bunu unutmayalım. Son olarak iki öğün kaliteli yemek mi yoksa ara ara ne bulduysam yemek mi diye soracağız. Kolay bir soru oldu. Elbette iki öğün kaliteli yemek. Önemli olan öğün sayısından ziyade yediklerinizdir. İki öğün beslenme bizim tercih ettiğimiz faydalı bir beslenme yöntemidir. Çünkü insanlar günde iki öğüne sadece yediklerini sıkıştırdıkları için ve iyi bir şekilde beslendikleri için sağlıklı olurlar. Fakat biz onu serbest bıraktığımızda acıkınca ye, her canı istediğinde ye dediğimizde bu sefer olay karbonhidratlara, şekerlere doğru kayıyor, işlenmiş gıdalara doğru kayıyor. O zaman olay sağlıksız bir hale geliyor. Önemli olan yediklerinizin kalitesidir. Beslenme bir bilimdir ve yediklerinizin her şey, gıdalar bir bilgidir. Vücudunuzu bunlar işlerler. Vücudunuza hangi bilgiyi soktuğunuza dikkat etmelisiniz. Teşekkür ediyorum hocam sohbet için. Benim buradan anladığım diyetisyen yani kilo vermeden ziyade sağlıklı beslenmeye, ne yediğimizi bilmeye ihtiyacımız var galiba. Kesinlikle öyle. Sağlıklı beslenmeyi öğrendiğimizde kilo vermek bizim için bir sorun olmaktan çıkacaktır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.